Selam. Ne zamandır gitmek istediğim bir kamp vardı. Kalemlik Orman Kampı. Orada da arkadaşlarım var. Biz siz de takip ediyorsunuz büyük ihtimal. Biz bu kez neredeyiz? İki tane doktor. Çok tatlı bir çift. Onlara bir kahve içmeye gidiyorum. Umarım oradalardır. Bakalım. Şafak'la Burçin'in karavanı. Bakalım müsaitler mi? Selamlar. Vallahi o kadar koyu, o kadar güzel bir sohbetti ki inanın video açmayı unutmuşum. Dolayısıyla aradaki sohbette videomuz yok. O kadar da güzel bir havaydı ki böyle güneş yaktı bizi. Burçin de Şafak da çok tatlı insanlar. Bu aradaki konuşma olmayınca belki biraz havada kalmış gibi olacak ama yani bu muhabbete sizi ortak edememiş olmak üzücü. Fakat keyifli bir muhabbetti. Sonunda bir fotoğraf çektik. Onu son anda aklıma geldi o da. Bizden bu kadar. Yapacak bir şey yok. Ama tekrar şey yapacağız. Bir müsait olduğumuzda. Yani şeye geldim. Olaydan sonra. Şimdi koltuğumu alacağım. Semih Bey burada değilmiş. Burada her yer koltuk. Benim koltuk hangisiydi aşağı yukarı model olarak? Şimdi şuydu galiba değil mi? Ya bu ya da bu. Elektrikli olan. Tamam, bu ikisi de elektrikli. Başlığı, birisinin başlığı hareketli, birisinin başlığı sabit. Hatırlamıyorum, bu galiba. Pembe. Bu olabilir, bu da olur. İkisi de karavan için uygun koltuk. Semih ayarlamıştı. Bunlar amortisörlü koltuklar. Hadi bir oturalım. Böyle oturacağız. Böyle seyahat edeceğiz. Nice uzun yollara diyelim. Kimsecikler yok. Size bu gürültüyü çok fazla yaşatmak istemiyorum. Avcılara kadar bu şekilde gitmek zorundayım maalesef. Günaydın. Cumartesi gününden baskın. Evet. Günaydın. Günaydınlar, günaydınlar. Nasılsın abi? İyi uyudun? İyi, iyi abi, uyuduk vallahi. Güzel dinlendik. Şimdi görevimizin başındayız. Hadi bakalım. Bir de için. Atölyeye geçeceğiz hep beraber. Çalışacağız inşallah. Bakalım atölyede neler oluyor. Tabii ki. Şimdi akşam İftar sonrası millet ne halde onu göreceğiz. Bizim karavanda çalışan yok. Ama atölyede çalışan çok. Günaydın Mustafa Usta, nasılsın? İyi misin? Şükür. Karaman Maraşlı Süleyman Usta'yla mı görüşüyorum? Buyurun abi. Nasılsın abi? Hırkan mı güzel? Giderken sana bırakayım abi. Olur, niye olmasın ya? Ya ne olsun, niye bırakayım abi? Seni niye bırakayım? Üşüyorum arkadaş şimdi. Bitecek abi, 3-5 gün sonra ceket havası biter. Araba 10 gündür aynı yerde duruyor, hiçbir şey değişmiyor. Ben giyeceğim abi, yani fark etmez. Bak montu nasıl çalışıyor, üşüyor ya. Aynen, ben de üşüyorum. Yok başka ceketim mi? Ve bu var. Güneş paneli montajı. Ama benim aracımda çalışılmıyor bugün, dolayısıyla. Biz de böyle ya? Biz de böyle ortamı çekiyoruz. Arkadaşım nasıl çalışmıyor senin arabanda? İçi boş yani onun. İyi de illa içinde mi çalışılması lazım? Arkadaşım. Hayır, ben de buraları çekiyorum abi. Ne yapayım ben? Bu da benim arabamın aynısından. Osman Bey bir müsaade eder misiniz? Çekim yapıyoruz. Araya giriyor ya. Bu adam her yere kaçak giriyor abi. Görüntüye de kaçak giriyor adam ya. Eyvallah. Bu Adem Bey'in İzmir'den hemşerimizin benimle aynı boyutta yapılacak aracının tepeden görüntüsü. Yakışından da yakından çok yakışıklı çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bu vatandaş arkamızdan ayrılmıyor. Görelim mi? Kendimizi göremiyoruz. Ya görüntüyü boş versene. Belki şey göremiyor göreceğiz yani. Çekiyor abi biraz. Belki yakışıklı çıkamadık ya. Arkadaşlar şu anda biz bir arabanın üzerinde arkadaşım peşimden ayrılmıyor. Evet çok seviyorum abi. O yüzden. Abi çok sevme. Bu da yandan abi taciz eden beyefendi. Evet. Abi yükseklerdeyiz şu anda. Evet. Birazdan aşağıya ineceğiz. Burada ne yapıyorsun abi sen? Abi burada biz şu anda ne yapıyoruz? Hekilerinin montajı yaptık. Evet. Şu anda güneş panellerinin ayarlamasını da yaptık. Birazdan montajlayacağız.
Evet. Ve aracın üzerinde bizim işimiz kalmayacak. Paydos geliyor. Ondan sonra gelmeseydi senin arabada bir işlem yapacaktı. Yarın bir sohbet videosu çekelim. Evet, yarın. Merak edilenler varmış. Evet, merak edilenlere yarın açıklamalı bir sohbetimiz olacak. Selam arkadaşlar. Epeydir çekmek istediğimiz bir video vardı. Mücahit'le beraber benden önce çıkan Mercedes'in içindeyiz. Bu 4 kişilik modeli. Şimdi bir sohbet, biz nasıl tanıştık, ne yaptık onları anlatmak için bu videoyu çekelim dedik. Şimdi ben Bursa'da bir karavancıya gittim. İsmi lazım değil. Alıcı olduğuma inanmadı. Biraz evvel de onu konuşuyorduk. Sonra buraya geldim. Bu semi entegreleri yapan çok fazla firma yok Türkiye'de. Onlardan bir tanesi de Mücahit. Sağ olsun çok ilgilendi. Aralık ayında tanıştık. O gün bugün yolculuğumuz devam ediyor. Aynen. Şimdi abi benim karavanı çok merak ediyorlar. Fiyat bilgisi tabii ki de aşağı yukarı belki paylaşırız da. Evet. Hani ne yapılıyor, nasıl yapılıyor biraz anlatır mısın? Nasıl başladı, serüven nasıl başladı, karavan nasıl? Şimdiki Bahadır'ın aracı Iveco'nun 475 modeli. Bunun üzerine biz 6.30-6.40'a kadar bir sınır vardı ama biz çok uzun oluyor diye bunu Bahadır'la konuşarak 6 metrede sınırlandırdık. Ve 6 metre olarak kasasını ürettik. Bu aracımız Bahadır'ın tabii kendi özel istekleriyle alakalı projelendirdik. Ve kendisi onayladıktan sonra da üretimine başladık. Şu anda da aşağı yukarı yarıyı geçtik. Evet. Son finallere doğru geldik. İnşallah bir çabamız var bayrama yetiştirmek için. Evet. Aracımız gayet donanımlı, tamamen Avrupa ürünlerle donattık. Zaten çok yakında da göreceksiniz. Aracın içindeki malzemeleri kavak kontradan üstüne dominant. O bizim olmazsa olmazımız zaten. Biz mobilya aksamında kavak kontra üzeri laminat kullanıyoruz. Yani bunun dışında aslında. Tabii hafiflik açısından. Bunun dışında hiçbir şekilde başka bir malzeme kullanmıyoruz. Çünkü bu ürünler hem hafif oluyor hem de vida tutuculuğu daha kuvvetli diğer malzemelere göre. Onun için kavak kontrözeri laminat kaplıyoruz. Aracında Bahadır'ın neler var şöyle kısaca da konuşabiliriz. Ya. Aracı zaten önden klimasızdı. Bir dashboard klima taktık. Webasto'nun orijinal bir klima. Evet. Ondan sonra iç donanımında da Tedford'un fırınlı ocağını kullandık. İşte 50'ye 70, 40'a 40 hekilerini kullandık. Malum aynı bu ön tarafta bir tane standart tavan camımız var. Zirveye özel. Zirveye özel aynen. Ondan sonra ithal bir berhemi kapı kullandık. İndel bir buzdolabımız var 195 litre. O işte orada bir sınıfının en büyüğü. Sınıfının en büyüğü de önce başka markaydı. Sonra karar değişikliğinden dolayı. Arada çok ciddi fiyat farkı var. Evet. Sonra önce başka bir dönüşüm falan düşünmüştük. Hatta öyle listeye yazmıştık. Sonradan değiştirdik. Ve bu araçta 5 tane işte Mobikulp ithal karavan camı tasarladık. Bunlar işte muhtelif yerlerde zaten göreceksiniz önümüzdeki günlerde. Senin çok şey yapmadığın, efendime söyleyeyim, bence çok da faydası olmaz dediğim bir izolat iç kaplaması yaptım ben 4 kat. Evet, bir 4 kata yakın komple bir izolasyon malzemesi. Seramik kaplama. Ben hala tam bir fayda sağlayacağını bilmiyoruz. Bakacağız. Eğer çok başarılı bir sistem olursa belki de bütün araçlarımızda kullanabiliriz ileriki günlerde. Yani benim araştırmalarım o yönde. Bakalım göreceğiz tabii. Tabii o söylenen öyle ama işte uygulamada ne olacak bakacağız. Evet. Onu senden dinleyeceğiz o noktasını. Tabii şimdi çok soğuk ya da çok sıcak ülkelerde faydasını göreceğiz. Bu aracımızda çamaşır makinesi kullandık, bulaşık makinesi kullandık, kasetli tuvalet kullandık. Dış ocak kullandık. Dışarıda bir ocak kullandık. İşte dışarıda çaydır, işte balıktır, kokacak yemekleri dışarıda yapılabilsin diye.
Biz bir dış çadır yapıyoruz şu anda dışarıya. Evet, dışarıya da bir çadır sistemi ayrıyetten sipariş verildi. Tenteye ve araca mont edilecek. Aracın işi yaklaşık. Bahadır köpeğini orada. Evet. Bizim Mars orada şey yapacak. Mars orada yaşayacak. Ondan sonra başka aracımızda aşağı yukarı 6 tane güneş paneli var. 1200 watt. Of, evet. Çünkü 1.2 kW oluyor neredeyse artık. Evet. Ondan sonra bir de Victor'un derin döngü akülerini. Tabii. Victor'un aşağı yukarı 600 değil 600, mi? 600. 600 amper bir akü sistemini ve 3000 watt'lık gene Victor'un invertörünü kullandık. Zor bulunan. Evet, biraz bulmakta zorlandık ama evet. Ve çünkü tam zamanlı yaşayacağı için enerji sistemi de çok iyi olmalı diye düşünerekten bu sisteme geçtik. Ondan sonra muhtemelen sorunsuz bir şekilde Avrupa'yı komple gezecek. Bir Avrupa arkadaşımız. Değil, Asya'da var. Yani Avrupa, Asya bu şekilde. Su depolarımız temiz su 280 litre civarında hesapladık. Evet, temiz su depomuz arabanın altına paslanmazdan temiz su deposu yaptık. İçeride yer kaybımız olmasın diye. Çünkü içeride arabanın bu kadar büyük olmasına rağmen küçücük bir bagajı oldu. Evet. Ama ben yatağı yüksek istemiyorum. Evet, arkadaşın yüksekte yatma gibi bir hobisi olduğundan dolayı. Yalçakta, evet. Mümkün olduğu kadar hemen çamaşır makinesinin üzerinden bir yatak sistemi kurduk. Onun için bayağı bir... Yeterli bagaj ya, yine yeterli bir bagaj oldu. Ya yani. Onu göreceğin esasında bakalım ya. Sandalye masası ısın yeter abi. Yani. Ya artık... Ayrıca benim biliyorsun... Koltuk bölümü evet. Çok geniş olduğu evet, için. Evet, oturma grubu senin bir 190 santim. Bu tarafı 2 küsür. 2.15 mi öyle bir evet. Şey. Yani bu taraf 130. Artık oraları kullanacak ihtiyaç duyarsa. İki tane de atık depomuz var. Bu arada bir lavabo ve duş için bir atık depomuz. Mutfak içinde bir atık deposu yaptık. Onlar da aşağı yukarı 180 litre civarında bir durumda. 4,5 metre tentemiz var. Bir tane 130'luk koltuğun içinden çıkacak bir televizyon evet. Evet. Elektrikli çıkacak. Elektrikli gizli bir televizyon sistemimiz var. Onu yapacağız. Koltuğun inç. Hemen arkasından cama doğru çıkan. Tabanda da şey var. Uydudan vazgeçtik. Uydu yerine MiFi uzaktan çeken internet sistemi var. Evet. Fuarda gördüğümüz. Evet, NETA'nın. Onu uygulayacağız. Onu kullanacağız, evet. Dolayısıyla ben çok televizyon izlemiyorum. Ya daha çok YouTube. Ama malum YouTube çekeceğiz. YouTube var. Tamam işte yurt dışına çıktığın için onun daha uygun olduğunu NETA'daki arkadaşlar da konuştuk. Arkadaşlar tavsiye ettiler. Tavsiyeler doğrultusunda onu seçtik. Bunun dışında gayet donanımlı, çok güzel bir araç oldu. Evet, İnşallah. Sonra. Dostluğumuz da Bahadır bizi önce İzmir'den aradı. Hemen kısaca oraya da gireceğim. İzmir'den aradı, konuştuk. Sonra bir kere daha aradı. Dedi ki ben yanınıza geleceğim. Dedik tabii buyurun. Geldi, konuştuk, ettik. Biz artık işin belirli bir ciddiyetine ulaşınca arabayı da esasında seçtik. Araç bulma işi işte ikimiz de bakacağız diye konuşaraktan ayrıldık kendisiyle. Yolda giderken aradı beni, dedi ki bak ben dedi ciddi müşteriyim. Beni dedi algılama dedi. Arıyorlar çünkü çok insan arıyor. Evet, herkes meraklı bir şey. Tabii öyle bir meraktan dolayı tabii çok gelen giden oluyor ama tabii insan belli oluyor artık yani onu artık seçiyoruz. Seçebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Onuz hemen kısa bir zamanda kısa bir çalışmayla biz İstanbul'da bir tane aracı bulduk. Ben gittim önce ekspertizini falan yaptırdım. Sonra araç güzel çıkınca Bahadır sağ olsun çıktı, hemen atladı geldi. Aracı satını alma işlemlerini gerçekleştirdik ve aracı getirdik buraya. Süreç bu şekilde bu noktalara kadar geldi. Evet. Ve bu arada çok güzel dostluklarımız oldu. Geçen hafta, bir hafta gene burada kendi karavanıyla geldi bu arada. Burada kaldı. Bir İzmir'e gitti, geldi şimdi gene burada. Herhalde bir iki hafta daha misafir edeceğiz. Ondan sonra inşallah kendi karavanını da burada çekme karavanı var. Onu da burada inşallah satacağız. Karavansız yeni karavanıyla uğurlayacağız burada. Öyle planlıyoruz, evet. Bakalım kısmet. Bu karavanı satacağım burada. Ondan sonra belki de arabamı da burada satacağım. Bu karavanla dönmeyi planlıyorum. Yani
Eğer ikna edersem Mücahit'i belki Güzelbahçe Festivali'ne katılacağız aracımızla. Evet, öyle bir planımız var. Bakalım biraz daha ileriki günlerde netleştireceğiz. Evet. Sonra ben İzmir'e geleceğim. İzmir'de aracın üzerine airbrush çalışması olacak. Ondan sonra da yollarda olacağız inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.